Sevgili öğrenciler, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çevrimiçi Deneme Sınavı Matematik Soru Çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır demiş. Dikkat ederseniz kök içerisindeki sayılar devirli ondalık sayılar. Bunları nasıl rasyonelle çeviriyorduk? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazıyorduk. Şimdi şıkları tek tek incelediğimiz zaman C şıkkına bakın. Sayının tamamı 217. Devretmeyen kısım 21. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9 yazıyoruz. Virgülden sonra bir basamak devretmiş. 9 yazıyoruz. Devretmeyen kadar 0. Devretmeyen herhangi bir şey yok. Bu kök içerisinde yanda da artı 1 bölü 3 var. 217'den 21 çıkarsa 196 yapar. Aşağısı da 9 kök içerisinde. Yine yanında 1 bölü 3. 196 14'ün karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Kök içerisindeki ifadeyi 14 bölü 3'ün karesi şeklinde yazıp kök içerisine aldığımızda kare ile kare kök birbirini götürür. En son 14 bölü 3 artı 1 bölü 3 eşittir 15 bölü 3 yapar. 15 bölü 3 de 5 olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuzda Murat uçlu kalemin içine 2 kök 72 mm uç koymuş ödevini yapmaya başlamıştır. Her hece için kök 2 mm eksiliyormuş uç ve kare köklü sayılar yazdığında ne kadar ucu kaldığını sormuş. Bakın kare köklü sayılar 7 hecedir. O zaman 7 çarpı kök 2'den 7 kök 2 harcayacaktır ucundan. Toplam ucun boyunu bulduğumuzda bakın kök 72 var. 36 çarpı 2 diye yazsak 36 çarpı 2. 36'yı da dışarıya 6 diye çıkarsak burası 2 çarpı 6 kök 2. 12 kök 2 yapar. Bu 12 kök 2'nin 7 kök 2'sini harcamıştı. 12 kök 2'den de 7 kök 2'yi çıkardığımız zaman cevabı 5 kök 2 olarak buluruz. Üçüncü sorumuzda Mehmet Bey bilgi aldığı firmadan ön tekerleğin çapının 80, arka tekerleğin çapının da 120 santim olduğunu öğrenmiş traktörünün. Ve tam tur attığında hem ön tekerlek hem arka tekerlek traktörde binmiştir. Traktörün aldığı mesafenin kaç metre olabileceğini soruyor. Pi de bize 3 almasını söylemiş. Bakın şu arka tekerlek olsun, bu ön tekerlek olsun. Arka tekerleğin çapı 120 ise yarı çapı 60'tır. Ön tekerleğin çapı 80 ise yarı çapı 40'tır. Bakın bunların çevresini bulacağız. Çevresi 2 pi r'ydi. Pi yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 çarpı 60'tan buranın çevresini 360 olarak buluruz. Yine 2 çarpı 3 çarpı 40'tan buranın çevresini de 240 olarak buluruz. Şimdi bunlar aynı, ikisi de tur attığında, tam tur attığında duruyormuş. O zaman biz bunların ekoklarını bulmamız lazım. 240 ve 360'ı. Bakın 240 ve 360 yerine 24 ve 36'nın ekoklarını bulduğumuzda 72 olarak buluruz. Yanına da bir sıfır eklersek 720 santimetre yapar. Neden santimetre? Zaten bunların çevresi de santimetreydi. Bunlar 720 santimetrede bir birlikte yol alırlar. O zaman bizim yapacağımız şey 720 santimetrenin katı olmalı bu aldıkları mesafe. Şıklara baktığımızda hepsi metre cinsinden.
O zaman biz 720'nin katlarına bakacağız. Bakın 720'nin 15 katı 10.800 santimetre yapar. 10.800 santimetre de 108 metre demektir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuzda Sennay bir yıl boyunca birikim yapmış kumbarasına ve kumbarasında en son topladığı paranın bilimsel gösterimi istenmiş. Bakın 5 üzeri 2 tane 5 TL, yani 25 tane 5 TL 125 yapar. 81 tane 10 TL 810 yapar. 36 tane 20 TL 720 yapar. Ve 16 tane 50 TL de 800 yapar. Bunların hepsini topladığımızda Sennay'ın topladığı para kumbarasında 2455 TL'dir. Bakın bize şurada 1 TL'nin 100 kuruş olduğu söylenmiş. O zaman biz 2455 TL'nin kaç kuruş olduğunu bulacağız. Bakın bunu 2455 kat, o zaman bunu da 2455 ile çarpacağız. Yani bizim buradaki x dediğimiz sayı 2455'i 100 ile çarpmak demektir. 100 ile çarpmak demek yanına 2 tane 0 koydum. Şimdi bunu bilimsel olarak gösterirken bakın virgülümüz burada 1, 2, 3, 4, 5 kere sola geldim. 2,455 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazarız. 5. sorumuzda 6. sınıf öğrencisi Göktuğ görsel sanatlar için kırtasiyede alışveriş yapmıştır ve yaptığı alışveriş tabloda verilmiş. 150 TL verip para üstünün çözümlenmiş hali istenmiş bizden. Bakın şurada el işi kağıdına verdiği para miktarını bulalım. 9,25. Şurası boyaya verdiği para 42,75. Şurası 50,5. Burası da 15,25. Buradaki verdiği paraların tamamını topladığımızda 117,75 olarak buluruz. Para üstünü bulmak istiyorsak 150'den 117,75'i çıkartacağız. Çıkartırken virgülü sayılarda çıkarma yaparken eğer yukarıda basamak eksiği varsa 0 yazıp ondan sonra başlıyoruz. İşte 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir onluk alarak başladık. 10, burası 4. Tekrar verdik. En son buraya kadar geldiğimizde 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 4 çıktı, 7 çıktı 2, virgül 9'dan 7 çıktı 2, 4'ten 1 çıktı 3, 32,25 para üstü alacaktır. Şıklara baktığımızda A şıkkı 32,25 olarak çözümlenmiş hali verilmiştir. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda 4 üzeri 3 santimetre uzunluğunda bir bakır tel verilmiştir ve tel iki parçaya, keşit parçaya bölünmüş. Parçalardan biriyle kare, diğeri dikdörtgen yapılmış. Bakın 4 üzeri 3 demek 2 üzeri 6'dır. Bunu da iki eş parçaya bölünmek için 2'ye böldük. 2 üzeri 5 yaptı. Buradaki tellerin her birinin uzunluğu 2 üzeri 5. Bunlardan biriyle kare yapacağız. Karenin 4 eşit kenarı olduğu için 4'e böleriz. Yani 2 üzeri 2'ye. Buradan sadeleştirme yaptığımızda 2 üzeri 3 olur. Karenin 1 kenarı. Dikdörtgenin bakın çevre uzunluğudur bu aynı zamanda 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri 5 32'dir. Çevre uzunluğu 32 ise uzun ve kısa kenardan birer tanesinin toplamı 16'dır. Biz öyle bir şey yapacağız ki alanları toplamını en fazla istemiş. Bu iki kenarın çarpımını en fazla yapmaya çalışacağız. Sayıları mümkün olduğunca birbirine yakın tutacağız. 8'i 8 tutamayız çünkü 8'e 8 tuttuğumuzda kare olur. Bu dikdörtgen olacağı için. Burayı 9,
Burayı 7 seçsek 9, 7, daha 16 yapıyor. Aynı şekilde yine buralarda 9'a 7 olduğunda 16'yı sağlıyor. 7 kere 9, 63. Dikdörtgen alanıdır. 2 üzeri 3, 8 demek 8'in karesidir. 64 de karen alanıdır. 64 ile 63'ün toplamı 127 cevabımız. 7. sorumuzda bir koordinat sisteminde eşkenar dörtgen verilmiş ve 3. bölgede bulunan doğrunun denklemi istenmiş. Bakın burası 1. bölge, burası 2. bölge, burası 3, burası da 4. bölge. Eşkenar dörtgen dediği için bakın şuradaki nokta eksi 4'e 0'dır. X ekseninde olduğu için y'si 0. Burası da 0'a eksi 4'tür. Y ekseninde olduğu için x'i 0'dır. Şimdi şuradaki doğru denklemi bize sorulmuş. Bakın şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz bu noktaları eksi 4'e 0 ve 0 eksi 4'ü şıklarda yazıp bulabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde bir denklem yazıp bulabiliriz. X bölü A artı Y bölü B eşittir 1. Bu şekilde bütün doğru denklemlerini koordinat sistemi üzerinde bulabilirsiniz. A ve B ne hocam? A ve B X ve Y'yi kestiği noktalar. X'i kestiği nokta eksi 4. Y'yi kestiği nokta da yine eksi 4. Eşittir 1 yazdım. Buradan X artı Y bölü eksi 4 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak X artı Y eşittir eksi 4. X'i karşıya aldığımız zaman Y eşittir eksi X eksi 4 olur cevabımız. 8. sorumuzda bir tiyatro gösterisinde 4 arkadaşın aldığı biletlerin toplamı bize sorulmuş. Bakın şurada 3 numaralı koltuk 170 lira. 9 numaralı koltuk bakın 6 ile 10 arası olduğu için X lira. 14 numara Y lira. 17 numara da 100 liradır. Buraya toplam 340 lira ödemişler. 170 ile 100'ü topladık. 270 karşı aldığımızda X artı Y'yi 70 olarak buluruz. Bizden istenen yer şurası. 7 numara X lira, 8 numara X lira, 12 numara Y lira, 13 numara Y lira, 19 numara da 100 liradır. Bizden buranın toplamı sorulmuş. Bakın şurası 2 parantezinde 2X artı Y'dir. 2 parantezinde X artı Y artı 100. X artı Y'ye 70 yazıp 2 ile çarptığımızda 140 yapar. 100 de yanında var. 240 olur cevabımız. 9. sorumuz. Eğim sorusu. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Sol tarafın eğimi. Bakın sol tarafın eğimi. Eğim demek karşı bölü komşudur. 300 bölü. Yani şuradaki açının karşısı bölü komşusu. 300 bölü 500. Bakın 5'e böldüğümüzde 100, 5'e böldüğümüzde 60. %60 demektir. Doğru. Sağ taraf 300 bölü 750. Bakın 150'ye böldüğümüzde 2, 150'ye böldüğümüzde 5. 2 bölü 5 yaptı. Bunu da yüzdeye çevirmek için 20 ile genişlettiğimizde 20 ile genişlettiğimizde yukarısı 40, aşağısı 100, yüzde 40 yaptı. Bu da doğru. Sağ taraftan çıkmak sol taraftan çıkmaktan daha zor demiş. Hayır, yanlış. Çünkü sağ tarafın eğimi daha küçük olduğu için çıkması daha kolaydır. 10. sorumuz bir olasılık sorusu. Elif tatil için 22 Nisan'dan önce bir gün Asalya'da tam kare olan bir günlerden seçecekmiş. Bizden Elif'in cuma günü tatilinin başlama olasılığı sorulmuş. Bakın tüm durum 22 Nisan'dan ayın 22'sinden önceki asal ve tam kare sayılardır. 1 tam karedir, 2 asaldır, 3 asaldır, 4 tam karedir, 5 asaldır, 7 asal, 9 tam kare, 11 asal, 13 asal, 16 tam kare, 17 asal, 19 yine asaldır. Bu tüm durumdur. Tüm durumumuz 12 durumdur. Bizden istenen cuma günü olmasıdır.
Bakın Cuma günü olanlar 22 Nisan'dan önce 2-9-16. 9-16 tam kare 2 daha saldır. Burada da istenen durumu 3 tanedir. Cevabımız 3 bölü 12'den sadeleştirme yaparsak 1 bölü 4. 11. sorumuzda yine bir olasılık sorusu. Mavi olma olasılığı 3 bölü 8, kırmızı olma olasılığı 1 bölü 6. Torbada en az kaç tane sarı top vardır diyor. Bakın 3 bölü 8 ile 1 bölü 6'yı toplayalım. Bunlar 24 ile birleşir. Bunun altına 3, bunun altına 4 yazdığımızda 9 bölü 24 artı 4 bölü 24. Buradan 13 bölü 24. Bu bulduğumuz içerisindeki kırmızı ve mavi toplardır. Yani 24 tane topun 13 tanesi kırmızı ve mavi. Geri kalan 24'ten 13'ü çıkardık. Geri kalan 11 tanesi de sarı toptur. 12. sorumuz. Bina üzerinde topun yerine yüksekliği 64'müş. 64 metre. Ve her çarpışında 1 bölü 2'si kadar yükselecekmiş. Aynanın da yüksekliği kök 7. Aynada topun yansıması kaç defa olur diye bize soruluyor. Bakın birincisi 64 geldi. 64 metre yükseklikten geldi. Yarısı kadar çıkacak. 32 çıktı, 32 düştü. Şöyle yazalım. Şuralar 32 çıktı, 32 düştü. Şimdi tekrar yarısı kadar yükseldi. 16 çıktı, 16 düştü. Tekrar yarısı kadar yükseldi. 8 çıktı, 8 düştü. Tekrar yarısı kadar yükseldi. 4 çıktı, 4 düştü. Tekrar yarısı kadar yükseldi. 2 çıktı, 2 düştü diye bırakalım. Bakın kök 7 2'den büyük bir sayıdır ama 4'ten küçük bir sayıdır. O yüzden şurada aynada yansıması görülmez. Şu sayılarda yansıması görülür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defa yansıması gözükecektir. 13. sorumuzda bir esnaf elindeki 60 demet çiçeğin her birine eşit fiyatı almış ve pazartesi günü yarısını, salı günü yarısını satmış. Bakın pazartesi ve salı diyelim. Pazartesi günü sattıklarından 10 tanesini 10'ar TL'ye, 20 tanesini de 7'şer TL'ye satmış. Bakın 10 tanesini 10 liradan satmış. 20 tanesini de 7 liradan satmış. Salı günü ise 12 tanesini 5 liradan, 12 çarpı 5'ten 60. 18 tanesini de 15 liradan satmış. Burası da 270. Bakın burada 30 tane, burada da 30 tane sattı. Şöyle diyelim. Her demet x TL vermiş olsun. Ya da x TL almış olsun. O zaman pazartesinin maliyeti 30 tane olduğu için maliyeti 30x'tir. Yine salı gününün maliyeti de 30 tane olduğu için 30x'tir. Bakın ne demişti bizde? Pazartesi günü zarar etti. O zaman şu sattığı şurası maliyetten daha düşük olmalı. Yani sattığı ne kadar? 240. 240 30x'den düşük olmalı. Bakın 30'a bölelim şunları. 8 küçüktür x oldu. Bunu bulduk. Salı günü ise kar elde etmiş. O zaman sattığı yani 330 TL 270 ile 60'ın toplamı. Bu da maliyetten büyük olmalı. Yani 30x'ten büyük olmalı. 30'la sadeleştirdiğimizde 11 büyüktür x yapar.
Ve bu ikisini birleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey elde ederiz. 8 küçüktür x, o da küçüktür 11'de. Cevabımız B şıkkı. 14. sorumuz, İspanya'ya tatil etmek isteyen Nurseher otel odası kiralayacakmış ve bunlarla ilgili bilgi tabloda verilmiştir. En az kaç günlük konaklarsa A odası daha ekonomik olur diye soruyor. Bakın, X gün kalsın diyelim. X gün kalsın. A için vereceği ücret önce başta bir depozito varmış, 324 euro. Günlük ücreti 9 euroymuş. X gün kalacaksa 9 çarpı x'ten 9x. B için 276 depozito var. 12 eurodan 12 çarpı x. Bakın, A'nın daha ekonomik olması demesi 324 artı 9x'in 276 artı 12x'den küçük olması demektir. 9x'i buraya, 276'yı buraya aldığımızda 48 küçüktür 3x olur. 3'e böldüğümüzde 16 küçüktür x. En az kaç gün demişti? X'i burada en az 17 seçeriz. 15. sorumuzda a kare eksi 2ab artı b kare ifadesinin değeri sorulmuş. Bakın, yukarıda a artı b var. Her iki tarafın karesini aldığımızda aşağıda yazıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. 14'ün karesi de 196'dır. A kare artı b kareyi de 106 olarak vermiş bize. Karşıya aldığımızda burada 2ab kaldı. 2ab eşittir 90 yaptı. Bizden istenen ifade a kare artı b kare eksi 2ab'dir. Bakın, a kare artı b kareyi 106 olarak zaten vermiş. 2ab 90, önünde de eksi var. Eksi 90. 106 eksi 90'dan cevabımız 16. 16. sorumuzda dikdörtgen şeklinde bir odalar ayrılmış ve L parçası kenar uzunluğu Y olan kareymiş. Alanı 20x kare eksi 9xy artı y kare olan aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, şunu çarpanlarına ayırdığımızda bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. 4x'e 5x, 4x'e 5x'in çarpımı 20x karedir. Bakın, şurası x olduğu için şurayı da eksi y, eksi y yazsak eksi eksi y, y kare çapraz baktığımızda da aşağıyı veriyor. Yani bizim şuradan yazacağımız ifade, düz bakarak yazıyoruz şu şekilde. 4x eksi y ile 5x eksi y'nin çarpımı. Şimdi alanı bu iki uzunluğun çarpımı olan hangisi ise onu bulacağız. Bakın, L parçası kareydi ve kenarı y'ydi. O zaman şu kenarların hepsi y ise şurası 5x eksi y'dir. Bakın, şurası da 5x eksi y'dir. Şuralar y. Bakın, şurası y ise şuraya 4x eksi y kaldı. Burası da 4x eksi y. Bakın, şu m'nin olduğu yere bir kenarı 4x eksi y, bir kenarda 5x eksi y. O zaman cevabımız D şıkkı olacaktır. 17. soruda bir kağıt katlama sorusu. Bakın, demiş ki bir kağıt kenarı ortalayacak şekilde önce soldan sağa, yani önce şöyle katlamış. Bu şekilde katladığı zaman bakın şöyle bir şey olur. Şurası 3A, burası 6A. Daha sonra da ne demiş bize? Aşağıdan yukarıya. Yani şuradan şuraya katlayacak, tam ortasından katlayacak şekilde. Yine katladığımız zaman 3A'ya karışmadık. Bakın, burayı tam ortadan katladık. Yani 3A oldu. 3A'ya 3A oldu her tarafı. Bir kenarı B birim olan karesel bölge çıkartılıyor demiş. Bakın, şöyle şuradan diyelim ki
B birim olan bir bölge çıkardık. Bakın bu hem aşağıda hem yukarıda vardı iki parça. Bir daha önce şöyle katladığımız vardı. Şuraya doğru gelen. İki de orada dört parça bundan çıkartmış oluruz. Dört parça. Bizden istediği neymiş? Geriye kalanların alanı isteniyor. Bakın başlangıçtaki alan 6A'nın karesidir. Yani 36 A kare. Biz çıkardığımız B kareydi. 4 tane olduğu için 4 B karede çıkarmış olduk. Bakın bu 2 kare farkıdır. Bir artılı bir eksili yazılır. 6 A eksi 2 B ile 6 A artı 2 B demektir. Yani cevabımız B şıkkı. 18. sorumuzda Fatma öğretmen doktor tavsiyesiyle iki tane ilaç alıyor. Birisini 6 saatte bir, birisini 8 saatte bir alıyor. Her iki ilaç aynı ana denk geldiğinde ise mide koruyucu içiyormuş. 30 gün boyunca kaç mide koruyucu içer diye sormuş bize. Bunların aynı ana denk gelmesi demesi 6 ile 8'in ekokunu bulmak demektir. 6 ile 8'in ekoku da 24 yapar. 6 ve 8 saatte 24 saatte bir bunlar denk geliyor. Yani bir günde denk geliyormuş. Bir günde o zaman bir tane koruyucu atacak. Bir günde bir mide koruyucusu. Kaç gün içecekti ilaçları? 30 gün. O zaman 30 tane de mide koruyucu içecektir. 19. sorumuzda Atatürk Ortaokulu'nda 5. sınıflara bir deneme sınavı yapılmıştır. Matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler toplamda 90 soru ve 180 dakika varmış. Bakın soru dağılımının grafiği verilmiş. Şöyle diyelim 360 dereceye 90 soru geldiyse bakın sosyalinki 100-200-360 derecedir. 60 dereceye sosyalden kaç soru geldiğini bulalım. Bakın şu 6 katıdır. O zaman bu 6 katı 90 yapan sayı 15'tir. O zaman sosyalde 15 soru vardır. Şimdi şöyle yazabiliriz. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Soru sayıları sosyali 15 olarak bulduk. 90'dan 15'i çıkartırsak 75 yapar. 75'i de 3'e böleceğiz. Neden? Çünkü hepsinin derecesi 100. Yani eşit. 75'i 3'e böldüğümüzde burada her dersten 25'er tane soru varmış. Şimdi bir de süreler var burada. Süreleri de şöyle diğer yan tarafından bulalım. Bakın orada da 360 dereceye 180 dakika verilmişti. Biz 90 dereceye kaç dakika olduğunu bulalım. Bakın 90'la 360 arasında 4 kat var. O zaman burası 4 kattan 45 dakikadır. Yine yazıyorum. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Yine bunların süresini. Bakın Türkçeninki 45 dakika. Şurası 90. 30 daha 120, 150 daha 270. O zaman burası da yine 90'dır. Bu hangisi? Fen. Toplamda 360 derece olacağı için. O zaman fenin de derecesi 90 olduğu için 45 dakikadır. Bakın sosyalin derecesi 30. Yani 3'te 1'i Türkçe ve fenin. 3'te 1'i ise 15 dakikadır. Topladığımız zaman burada 105 dakika yapar. Geriye 75 dakika kalır. 75 dakikada matematiğin süresidir. Şimdi bize demiş ki Türkçe ve sosyal için her soruya 3 dakika. Yani şunların her birini 3'er dakika harcayacak. Fen ve matematikte de her soru için 5 dakika ayırmış.
O zaman şimdi bakalım. Türkçeden 15 tane soru yapar. Her soru 3 dakika ise. Matematikten her soru 5 dakikaydı 15 tane. Fenden her soru 5 dakikaydı 9 tane. Türkçeden her soru 3 dakikaydı 5 tane yapabilir. Peki kalan soru sayısı. Bakın bunlar işaretlediği veya yaptığı. Bunları yaptı. Kalan soru sayısı fenden 25 soru vardı. 9 tane işaretledi. Fenden 16 tane boş sorusu var. Sosyalden 15 soruydu. 5 tane işaretledi. 10 sorusu boş. Bizden fen ile sosyal arasındaki farkı istemiş. Cevabımız 6. Son sorumuz. Bir ortaokulda iki şubede bulunan öğrenci sayıları birbirine eşitmiş. Yani 8 anında, 8 birinde öğrenci sayısı birbirine eşit. Bakın daire grafiği verildiği için mevcutlarla 360x diyelim her ikisinin de. O zaman 8 anın kız öğrenci sayısı 240x yapar. Çünkü derecesi 240 yapar, 240x'dir. 8B'nin kız öğrenci sayısı da 60x'tir. Derecesi 60 çünkü. Bizden bunların farkını istemiş. Çıkardığımızda 180x yapar. Ne demiş bize? Hangisi olabilir demiş. Bakın x'i 1 bölü 6 seçtiğimizde 180 çarpı 1 bölü 6'dan 30 olabilir. Cevabımız B şıkkı.